Şimdi yaz aylarını yaşamaktayız. Hava sıcaklığı 40 ile 45 derece arasında seyretmekte. Özellikle bölgemizdeki gebelere birkaç tane tavsiyem olacaktır. Normalde gebelik kış aylarında bile zor geçen, sonuçta gebeler bir yük taşıyor ve zor geçen bir durum. Ve gebelikte vücut sıvı kaybı çok olmaktadır. Yaz aylarında bu sıvı kaybı daha fazla, 2 kat, 3 kata kadar çıkmaktadır. Gebeler yürüyüş yapıyor, terliyorlar vesaire ve vücut sıvı kaybı gitgide artmaktadır. Bu sıvı kaybına binaen özellikle gebelerin günde en az 2,5 litre, 3 litreye varan sıvı tüketmesini önermektedir. En güzel yaz aylarında yapacakları aktivite su tüketmek. Özellikle sabah 9 ile öğleden sonra saat 2 ve 3 yani güneşin en tepede olduğu durumlarda gebelerin acil bir durum olmadığı müddetçe dışarı çıkmalarını önermiyorum. Çünkü dışarı çıktıklarında gölgede bile olsa sıcaklığa maruz kalmalar ve vücut ısıları artmaya başlıyor. Vücut sıvı kaybı artmaya başlıyor ve gitgide yorulmaya başlıyorlar gebeler. Sıvı kaybı olan gebelerde de erken doğum riski, düşük riski genellikle gözlemlenebiliyor. Hastaların bolca sıvı tüketmesiyle beraber gece yürüyüşleri yapmalarını öneriyorum. Gündüz yürüyüş yapmaktansa geceleri yürüyüş yapmalarını öneriyorum. Bolca sıvı tüketmelerini, bolca sıvı içeren yiyecekler yemelerini öneriyorum. Özellikle aylık periyotlara göre dağıtabilir miyiz? Hani 3 aylık hamile kadınlar neler yapması gerekiyor? 4, 5, 6? Şimdi genelde gebelik en kolay dönemi ilk 7 aydır. Ama 7 aydan sonra 7 ve 9 ay arasında gebeliğin en zor dönemi gerçekleşmekte. Çünkü bebek gitgide büyümektedir. Bebek gitgide kilo almaktadır ve hasta 7 ile 9. ay arasında en zor dönemini yaşamaktadır. Sonuçta bir yük taşımakta. Bebek kilo alıyor ve hasta bir yük taşımaktadır ve yükü gitgide artmaktadır. Yükü artan bir gebenin yürümesi daha zor olabiliyor. Nefes darlıkları, bel ağrıları, kasık ağrıları, kas ağrıları gitgide artmaktadır. Ve bu gebe eğer su kaybı da eklenirse bu şikayetlerin üzerine özellikle erken doğum çok sık görebilmekteyiz. En önemli risk faktörümüz 7 ve 9. ay arasındaki gebeliklerdir. İlk 3 ayda çok büyük bir risk taşımıyoruz. Zaten bebek zaten daha çok küçük. Ama özellikle 7 aydan sonra bebek büyüdüğü için risk faktörleri artmaktadır. 7. aydan sonraki gebeliklerde güneşin maruziyeti, sıcakta kalmanın yan etkileri daha çok olmaktadır. Gebeler özellikle dışarı çıkacaklarsa, dışarı çıkmak zorunda kaldıkları durumlarda özellikle güneş kremi kullanmalarını öneririm. Güneş kremi hem güneş yanıklarından hem güneş çarpmasından koruyacaktır onları ve güneş kremlerinin bebek üzerine herhangi bir olumsuz etkisi de görülmemiştir. Özellikle yaz aylarında haşereler, sivrisinekler gibi sıkıntılara maruz kalmaktayız. Bu tarz böcekler sık sık görülmektedir ve bu da gebeleri rahatsız edebilecek boyutlara gelebilmektedir. Sivrisinek, ısırmaları vesaire. Bu tarz gebelerin sinek koruyucu sprey kullanmalarında herhangi bir zarar yoktur. Hatta faydası vardır. Kullanabilirler. Yaz aylarında özellikle gebelerimizin çok yağlı yiyeceklerden uzak durmasını öneririm. Ve yaz aylarında yiyecekler daha kolay, sıcaktan ötürü daha kolay bozulabilmektedir. Özellikle taze meyveleri, taze sebzeleri tüketmelerini öneririm. Bozulabilecek yemekleri mutlaka buzdolabında korumalarını ve günü geçen yemekleri tüketmemelerini öneririm.